Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows Server 2008 üzerinde Active Directory kurulumu yapacağız. Bunun üzerinden GPU'lar oluşturacağız ve bunları GPU'lar üzerinde kullanıcılar oluşturacağız ve bu kullanıcılarda ayarlamalar, kısıtlamalar yapacağız. Daha sonra bu oluşturulan kullanıcılar üzerinden buradan uzak masaüstü uygulamasını kurarak, hizmetini kurarak istemcilerde programı kurulmadan server üzerinden çalıştırmayı göstermeye çalışacağım. Öncelikle sunucu yönetimine geliyorum. Pardon. Direkt çalıştıra DC Promo yazıyorum. Active Directory için. Sonra kendisi kuruyor. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Gelen ekranda ileriye tıkladım. Tekrar ileri. Burada var olan orman veya yeni bir orman oluşturup oluşturmayacağımı soruyor. Yeni bir orman yani etki alanı oluşturacağız. Buna isim vermemizi istiyor. Buna ne yapalım? Da lokal yapalım. İleri diyoruz. Şu anda bu orman adının kullanılmadığını denetliyor. Buradan işlev düzeni seçiyoruz. Windows Server 2008-2. Tekrar ileri. DNS yapılandırmasını diyor. Buradan da ileri diyoruz. Evet diyoruz. Burada veri tabanı günlük klasörleri yükleneceği yerleri söylüyor bize. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum klasörleri. İleri diyorum ben burada. Şifremizi istiyor. Şifremizi yazıyoruz. Administratör şifresi. İleri diyoruz. Tekrar ileri. Beklemeye devam ediyoruz. Şu anda kurulum bitti. Son tıklıyoruz. Şimdi yeniden başlatmamız istiyor. Yeniden başlatıyoruz. Yani bu kısım biraz uzun süreceği için çünkü sana makinede çalışıyorum. Ben burada durduruyorum. Ya da herhalde hızlı gelecek gibi. Ama ben sana sunucu olarak VMware'ı kullanıyorum. Daha iyi benim için. Sistemimi fazla kasmıyor. VirtualBox'a oranla. Benim gözlemlemem bu şekilde. Aslında Hyper-V'yi de kullanabilirsiniz. Eğer Windows 8 işletim sistemi kullanıyorsanız. O daha az sistemleniyor. Fakat onda yapılandırması biraz zor gibi. Şu anda ayarlar uyguluyor.
Şeyden de bahsedeyim. Ben daha önce Windows 7 ile VMware sunucumu kurdum. İkisini aynı anda açacağım. Şu anda öncelikle serverdaki işlemlerimi halletmek istiyorum. Ne ayarmış arkadaş bu da ya. En iyisi ben burada durdurayım. Tekrar masasına geldiğimde devam edelim. Evet, şu anda bilgisayarım açıldı. Şunu kapatayım. Tekrar sunucu yöneticisini açacağım. Fakat bundan önce ilk başta yapmam gereken vardı. Ondan bahsediyorum. IP adresimi değiştirmem lazım. Yani statik bir IP adresi vermem lazım sunucuma. Ben daha önce 3'lü IP kullanıyordum. 4'lü yapayım. Şuraya dikkat edin ilk başta verdiğinizde. Active Directory kurduğunuzda burası kendi otomatik değiştiriyor. Buraya bizim IP adresimizin aynısını yazacağız. Çünkü DNS adresimiz burası bizim. DNS sunucumuz için kullanıyoruz bunu. Etki alana bağlamak için. 4.1 DNS'imiz aynısını yazdı. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce kullanıcı ekleyelim. Buradan rollerden Active Directory etki alan hizmetlerinin altında Active Directory kullanıcı ve bilgisayarlarına Shift tıklıyorum. Hayır. Açılan etki alanında users kısmında buradan da yine diyebilirsiniz. Buradan da yine diyebilirsiniz. İki tane kullanıcı ekleyeceğim şimdi ben. Birinin ismi Muhammed olsun. Bu kullanıcıya şifre vereceğiz. Bir tane oluşturdum. Bir tane de oluşturalım. Bunun ismi de ne olsun? Evet diyorsun bu da. Yer diyorum. Buna da şifre veriyorum. Şurayı değiştiriyoruz. Yeri son. Kullanıcılarımı ekledim şu anda. Burayı kapatıyorum. Özelliklere giriyorum. Grup ilkesi yönetiminden. Etki alanlarından. Buraya bir tane GPU oluşturacağım. İsmine de engelleme ya da kural diyelim. Kuralımızı oluşturduk. Şöyle diyeyim. Öncelikle şunu kaldırıyorum. Buraya sağ tıklayıp oluşturduğum GPU'yu düzenle diyorum. Buradan kullanıcı yapılandırmasından ilkelerden yapacağım ayara göre yönetim şablonlarına girelim. Buradan başlık menüsüne göre çubuğuna bakalım. Burada neler yapabiliriz? Bundan önce isterseniz önce 7 makinemi açayım. Önce bir ayarları görün. Açana kadar bir sorunumuza gelelim. Burada neler yapabiliriz bakalım.
Hotroom kapatmayı kaldırabiliriz. Tüm programlar olması lazım burada. Üstünden alalım. Tüm programı da kaldırabiliriz. Windows 7 açılıyor. Şimdi Windows 7'imiz açıldığında onu etki alanına dahil edeceğiz. Şu anda açıldı. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Kendine gelsin. Şimdi bunun IP adresini değiştirelim öncelikle. Bunun da 4'lüydü aynı ağ içinde. Sunucunun IP adresi 4.1'di. Yeni sunucum diyelim bu. Bilgisayarıma tıklıyorum. Özellikler diyorum. Buradan ayarları değiştir. Buradan etki alanı kısmına oluşturduğum etki alanı ismini yazacağım. celeb.local. Tamam diyorum. Hesabımı istiyor benden. Bu Muhammed olsun. Şifresini yazalım. Şu anda eklendi. Yeniden başlatmam gerekli. Şimdi yeniden başlatıyoruz. Umarım tez zamanda açılır. İki tane işletim sistemi açıldığı için sansürlüğüne bayağı bir yeri gidiyor. Ondan biraz yavaş. Kuralı değiştirir. Başlık kullanıcı. Ahmet diyebiliriz. Son kadar şuraya bakalım. Masaüstü. Mesela şu masaüstü var. Kağıdını da seçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar masaüstü şu anda böyle. Tüm programları görebiliyorum. O oturumu kapatı görebiliyorum. Ayarımızı uygulayalım. Önce masaüstünü değiştirelim.
Tıklıyorum buraya. Etkin yapıyorum. Buradan yorum istiyor benden. Hemen bir bakalım. Var mı? Belgeler. Şu anda bende yoktur. Ama uğraşmayalım bununla. Şimdi biz başlatmamızı görev çubuğuna gelelim. Ne yapacaktık buradan? Menüsü. Tüm programları kaldır diyelim. Düzenle diyoruz artık tekrar. Uygula tamam diyoruz. Bir de. Çalıştır geçelim. Şu an da ben de çalıştır görünmüyor çünkü bilgisayarım zaten. Burada bunlar. Klasik. Şöyle bakalım. Oturumu kapatabilirim ama. Şunu da etsin yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık fakat buraya kullanıcı ve grup eklemem lazım. Dediğim gibi GP'de oluşturduğumuz kullanıcılar direkt Domain User grubuna dahil oluyor. Ben Domain User'a verirsem oluşturduğum iki kullanıcıya da etkileyecek. Fakat ben burada sadece bir kullanıcı için olmasını istiyorum. Bu da Muhammed kullanıcısı. Hemen şu an adı denetle yaparız. Şu anda çıktı. Şu an sadece bunu uyguladık. Oturum kapatmayı kaldıracağız. Ve tüm program listesini kaldıracağız. Hemen buradan komut satırında gp update source diyorum. Burada bunu yapıyorum. Daha sonra burada da aynı işlemi yapacağım. Ya, direkt yaptığım ayarları inceliyor. Bazen işe yaramıyor. Yine denemekte fayda var. Source diyelim. Şimdi o yazmışım. Burada güncelleştirme tamamlandı. Şurada güncelleştiriliyor. Şu anda tüm programlar gitti. Ve oturumu kapattı. Şu anda etkin değil bende. Fakat diğer kullanıcıma şöyle yapayım. Kullanıcıma geçiş yapacağım. Şu anda oturumu kapatmam lazım. Onun için bunu tekrardan normal haline çevirelim. Tamam diyorum. Hemen güncelleştirmeyi yapayım. Da gördüğünüz gibi geldi. Ben bir oturumu kapat yapalım. Diğer kullanacağım bir giriş çalışayım. Kullanıcı değiştiriyoruz. Başka kullanıcı. Diğer de Malatya olması lazım burada. Evet şu anda. Diğerinde tüm programları değiştirmedim. Yani aktif değildi. Fakat bunda herhangi bir ayar yapmadım. Tüm programlar var. Oturumu kapattı. Var. Şimdi arkadaşlar uzaktan program çalıştırma işlemini deneyelim. Şunu eski haline getireceğim. Daha sonra sorun yaşamamak için. Tamam diyorum. Nereye geçelim?
Şimdi sunucu yönetimine tekrar geliyorum. Rol ekleyeceğim. Rol ekliyorum. İleri. Buradan uzak masaüstü hizmetlerini seçiyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Sadece üsttekini seçmem yeterli şu an benim için. Şu anda kimlik doğrulama istiyor. Yani bize istiyor. İster seçeriz, ister seçmeyiz. Yani kullanıcı ve kimlik doğrulama istiyor muyuz bu program çalıştırırken? İsteyelim. Sonra yapılandırırız. Lisans modu. Ana bilgisayar bağlanabilecek kullanıcı ve kullanıcı gruplarını ekleyin diyor. Buradan ekleyelim. Domain user diyelim. Adlar denetle. Tamam. Bir tane daha ekleyelim. Buraya da Med ekleyelim. Malatya ekleyelim. Kullanıcı ve grup ekliyoruz. İleri diyoruz. Bunları seçelim. Yürüt ediyoruz şu anda. Boğazımda biraz sorun var arkadaşlar. Kusura bakmayın burada. Yeniden başlatmamız gerekiyor. Başlatalım. Şu anda ben bu kısımda tekrardan. Evet arkadaşlar, bunu da yüklemesi şu anda bitti. Ekran niye böyle oldu ben de anlayamadım. Şu anda bitti. Öncelikle bir bağlanmayı deneyelim. Tabii önce bilgisayarıma, bu bilgisayara bağlanacağım. Şu anda Malatya kullanıcısındayım. Özellikler diyorum. Uzak bağlantı ayarları. Buradan şunu seçiyorum. İzin ver diyorum. Kullanıcı eklemem lazım. Ekle diyorum. Buraya Malatya'yı ekleyeyim. Administratöre gerek yok. Sadece Malatya eklesem yeterli. Geçelim server'ıma. Uzak masaüstü yazıyorum. Alttaki. IP adresini yazıyorum bilgisayarıma. 4.5 olması lazımdı. Başka hesap. Malatya yazıyorum. Biraz uzun sürebilir. Buna evet diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bağlandım. O bilgisayarın içindeyim. Hatta bakalım. Gördüğünüz gibi bilgisayar Asus. Bunda ezan okumundan kısa bir ara verdim arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi şu anda bağlandığım bilgisayardayım. Başlat menüsü, yönetim ismi Malatya. Bu kullanıcıya bağlanmıştım. Bunu da çıkalım arkadaşlar. Asıl meselemize gelelim. Şurada bir oturumumuzu açalım. Görüntü kapanmış. Tekrar burada oturumumuzu açalım. Şimdi arkadaşlar bu sisteminde mesela buradan Winrar'ı çalıştıracağım. Ya da hesap makinesini çalıştıracağım. Farklı şeyler çalıştıracağım.
Öncelikle bir klasör açıyoruz. Bakın burada bir klasör var. Nereye gitmiş? Neyse. Programı çalıştırmayacağım. Kurmayacağım yani. Şimdi arkadaşlar yeni bir klasör oluşturuyorum masaüstünde. İsmi paylaşım olsun. Abi sağ tıklıyorum. Güvenlik paylaşım. Buradan Ervan diyorum. Kumayalım şimdi. Burası bitti. Şimdi karşı taraftan bir bakalım görünecek mi? Şu anda görünmüş. Burada şey çıkar. A bulmaya paylaşımı aç çıkar. İlk defa yapıyorsanız ona tıklarsanız şu anda bu yana masasını yok normalde. Hayır gene görünüyor. Ne görünüyor? Şu anda bunlardan tekrardan geçmiş paylaşım. Şunu yapmadım. Şu anda paylaşım içi boş arkadaşlar şimdi bunu. Şimdi ben buraya oluşturacağım uzantıyı atacağım. Nasıl? Sunucu yönetimine geliyorum. Şuradan uzak masaüstü hizmetlerinin remote app yöneticisine geliyorum. Buradan buraya sağ tıklıyorum. Remote app programlarını ekle diyorum. İleri diyorum. Buradan benim bilgisayarımda server'ımda kurulu olan programları gösteriyor. Şimdi ben buraya bir WinRAR ekleyebilirim. Daha sonra bir de ne ekleyeyim? Hesap makinesini ekleyeyim. İkisi de seçildim de. İleri diyorum. Son diyorum. Şu anda ikisi de eklendi. Şimdi ikisini de dosyasını oluşturuyorum. Nokta RDP. Remote Desktop Protocol dosyasını oluştur diyorum. Buradan hangi klasörü oluşturacağım? Ben paylaşılmış klasörü oluşturacağım. Ben paylaştım. İsmi paylaşım. İleri. Son. Şimdi bir de WinRAR oluşturalım. Tekrardan paylaşım bulalım. Son. Şimdi arkadaşlar bu da bitti. Gördüğünüz gibi paylaşım platformu içinde. Şimdi geliyorum Windows ekşin ama tekrardan girelim. Görmek bağlamında. Paylaşım. Önce hesap makinesine tıklayalım. Bağlan diyoruz. Şifre istiyor. Burada admin kullanıcısıyla bağlanıyorum. Ayar yapmadım herhangi bir. Bekliyoruz biraz. Açmadım. Açmış. Gördüğünüz gibi uzak masasını gösteriyor. Şu anda program başlatılıyor hala. Küçültelim. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda başladı. Şimdi arkadaşlar bir de WinRAR'ı çalıştıralım. Şu anda gördüğünüz gibi bende herhangi bir WinRAR programı yüklü değil. Şu anda bakabiliriz. Program kaldırdan mesela. Hiçbir şey yüklü değil. Şimdi bir de WinRAR programını deneyelim. Geliyorum. Paylaşım. WinRAR'ı çalıştıralım. Şifremizi yazalım. Şöyle bir klasör oluşturayım. Bunu da bekleyeceğiz.
uzun bir aradan sonra böyle sıkıcı bir video ile size konuşmak istemezdim. Şu anda çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eklersek herhangi denemedim yani daha önce. Ya program şu anda çalıştı. Herhangi bir sorun yoktur. Bir de kasması. Hayda. Ekle diyelim şuradan. Göz at. Bu direkt sistemi görüyor. Ya bu herhalde daha çok kullanmak için yapılan bir işlem. Evet, çünkü şey yapsak aynen. Bu sorunumuzu görüyor. Ben şu anda çalıştıramıyorum gibi bir şey oldu herhalde. Arşiv dosyayı kaydetsem bu nereden çıktı? Yani daha önce denemediğim için bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Bilgisayarı açayım, kapatayım. Ondan sonra video çekimini durduracağım. Yoksa bilgisayarı aşırı derecede kasılacak. Gördüğünüz gibi şu anda kaydettik. Şimdi kapandı. Şuramızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar diyelim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Gördüğünüz gibi hala kasıyor bilgisayarım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim hepinize.